Herkese merhaba Tonguç Emre'ye katı basıncı anlatıyoruz Tonguç evladım. Efendim Evladım ayakta durduğun zaman sence yere doğru bir basınç kullanır mısın yapar mısın? Hocam stand stand up diyorsunuz yani. Evladım bak mesela sen varsın ve arkadaşın Kemalettin var. Evet Kemalettin. E, Tonguç ve Kemalettin kilolarına baktığımız zaman Tonguç kaç kilo Tonguç? Tonguç kaç kilo Tonguç e, diyorsunuz hocam. Bir sürü kilosu var. Ama... Bak. Bölüm. Yere doğru olan ağırlığı Tonguç'un 50 Nevton diyelim tamam mı? Nevton Newton. Ay. Peki, eee Kemalettin'in de 100 Nevton diyelim evladım. Ne demek hocam? Yeni ton yani yeni, yeni... Hayır öyle. Newton dediğimiz şey ha, bu Newton. ağırlığı şeyi bulan adam. Kuvveti bulan adam. Dolayısıyla bak diyorum ki sana. Sen mi daha fazla basınç yaparsın? Kemalettin Her daha fazla. Kemalettin daha fazla yapar hocam. Tabii ki Kemalettin çünkü ağırlığı daha fazla. Ve ikinizin de ayak numaraları dikkat et. 41 numara Tonguç. Dolayısıyla ikiniz de aynı alana basıyorsunuz. Fakat Kemalettin'in ağırlığı daha fazla olduğu için e, basıncı daha fazla. Ha. O zaman ne diyebiliriz Tonguç? E, ağırlık arttıkça katı basıncı hakkında ne söyleyebilirsin Tonguç'cum? Artar. Harika. Ağırlık arttıkça o zaman hop böyle diyorum katı basıncı da artar. Buraya anladık mı Tonguç? Artık o zaman mı? sana bir tane mini quiz. Şöyle bir <laughs> quiz. <evet, tamam. gülüyor> Şu en sevdiğim mini kutuya bayılıyorum. Sakin o şampiyon. Şimdi sence hangisinin basıncı daha fazla? P1 mi P2 mi Tonguç? Hocam bu kadar da ezmemeni. Tabii ki P2. Tabii ki P2 çünkü daha fazla ağırlığa sahip diyoruz geçtik. Basınç yüzey alan ilişkisi. Tonguç sen bir böyle iki ayağın üzerine duruyorsun. Bir de tek ayağın üzerine duruyorsun. Flamingo style. Harika. Şu dans ediyorsun. Tam o sırada hangisinde basıncın daha fazla sence Tonguç? Ee, zor bir soru doğru değil doğru mi? Soldaki. Ya, ya yamuldun işte. Bu ama Tonguç, ben soldaki diyorum hocam. Soldakini iki ayağımla bastırdığım için şey soldaki. İki ayağımla daha fazla. Evet, evet. evet. harika bak. Şimdi Tonguç'um bak. Onu öğrenebilmek için sana bir test yapacağım Tonguç. Hocam ben şimdi şöyle geleyim mesela ayaklarımla. Gel ha, şimdi. Giderim. Ben şimdi, geldim. yat şimdi. Yat şimdi. Yaktım. Şimdi Tonguç ben eline böyle bir bastırsam daha fazla. Bak aynı kuvvette bastırıyorum. Şöyle bastırıyorum bir. Evet hocam. Aynı kuvvette bastırıyorum. Bir de Tonguç bunu ters çevirip aynı kuvvete böyle. Aa! Ya Hangisi basınç daha fazla? Ne ne oluyor lan öyle adam? Hocam. Allah'ım yok şaka. Bak şimdi böyle bastırıyorum Aa! bir şey demiyorsun. Harika. Şimdi böyle bastırınca. Oha ne diyorsun evladım? Bak şimdi. Ambulans çağır. Çek elini çek elini çek. Şimdi demek ki basınç şu yüzey alanı ne kadar küçük olunca o kadar fazla oluyor bak. Burada ne kadar az oldu burada fazla oldu. Demek ki adam sen demin söyledin ya bana. Yüzey alanı burada iki ayaktı burada tek ayaktı. Yüzey alanı ha, Daraldıkça yani, basınç artar. Harika. Yüzey alanı e, arttıkça pardon e, azaldıkça diyelim e, basınç diyelim ne olur evladım artar diyoruz. Anlaştık mı evladım? Anlaştık hocam. Şimdi burada şunu dikkat et. Kadınlar topuklu ayakkabıyla sence karda yürüyebilirler mi? Yürüyemezler. Yürüyemezler. Çünkü karın içine batarlar. Basınçları çok fazla olur. Aa. Ama böyle geniş tabanlı bir ayakkabıyla yürüyebilirler. Ama şöyle incecik bir topuklu ayakkabıyla yürümek bayağı zor olur değil mi kadınlar için? Aynen hocam. Ama böyle geniş tabanlı bir ayakkabıyla yürüyebilirler. Tabi ama hiç şey, estetik gözükmez yani o da var tabi. Yapacak bir şey yok. Dolayısıyla e, bu daha fazla acıtır Tonguç. Daha fazla basıcı çünkü. Ama şimdi O zaman sana bir soru sorabilir miyim Tonguç? Mini quiz. M mini quiz. quiz. Hadi yaşasın, bakalım. Yaşasın yaşasın yaşasın. Evladım ne biçim ses çıkıyorsun? <laughs> şimdi mini quiz yapıyorum. Tonguç'um bir tane e, şey var. Ne? Kutu var böyle, böyle iki tane kareden bu oluşuyor. Kutu pense. Bir böyle koyuyorum bu kutuyu. Elma Bir de yapsın? böyle koyuyorum. Sence hangisinde basit daha fazla? Arkadaşım Kamil. Sakin o şampiyon. Hangisindeki basit daha, daha fazla? Ha, ne? Ha? Her Aynı her türlü P1, her türlü Böyle P1. Harika, P1 Çünkü, p öğrettiniz hocam, daha, daha dar bir yere bastırınca daha fazla basış oluyor. Tebrik hocam ediyorum. O zaman sana bir soru daha. Hocam Aa. Benim ya, ne şebelik yapmışsınız yani. Şimdi ]yse. sence bunun mu da basıncı daha fazladır, bunun mu basıncı her daha Her türlü sağdaki hocam. Her türlü sağdaki. O zaman bunun basıncı daha büyüktür diyebiliriz. Zaten ne biçim ellere bak Allah'ın evladım. Aynen bir garip şey istedim. Basınç iletilir mi Tonguç? <gülüyor> <On> <gülüyor> Mesela e, altta kalın canı çıksın oynadın mı hiç? Evet hocam. Uzun eşek oynadık. Hep eşek ben oldum hocam. Hayır altta kalanın canı çıksın de şöyle bir arkadaşı aşağı atarsınız sonra üstüne böyle altta Bilmiyorum, kalanın canı kızı. Kızı. bir tanesi çırpılır onun üstüne başka başkasının onun üstüne böyle ve altta kalanın Çambar canı çıkar. Çömlek çıkıyor. patladı attı attı kaç attı? Çift tek mi çift mi? Çift. Bilemedin bir daha. Hay Allah ya saçma sapan hareketler yapma. Şimdi dolayısıyla diyoruz ki e, bu olayda basınç değil de ne iletiliyor Tunguç? Kuvvet iletiliyor. Bak katılar basıncı iletmezler. Katılar kuvveti iletirler. O zaman katılar basıncı iletir mi? Hayır. Katılar neyi iletirler? Kuvveti iletirler. Şimdi ee, hemen sana olayı anlatmaya çalışıyorum. Bak evladım. Evet Mesela ee, bir tane adam çivi çakmaya çalışıyor çekişle. Tamam mı? Sen de bunu görüyorsun, şahit oluyorsun. Allah korusun eline vurmasın değil mi? Eline vurursa ne olur evladım? Elim acır. Eli kırılır Allah korusun. Eli yamulur. Onunla şişer hastanelik olur. Şimdi bu adam çivi çakmaya çalışırken şöyle düşünelim Tonguç. Bak şimdi. Bu adam çivi çakmadan önce bir şey denesin. Duvara iki tarafı da eşit büyüklükte olan bir şeyi çakmaya çalışsın. İki tarafı da bak 10 santimetre kare olan bir şeyi çakmaya çalışsın. Şimdi Tonguç bu duvara girer mi sence bu taraf? Girmez. girmez. Ama buradaki taraf duvara girebilir. Sebebi ne? İnce bir taraf. Ha. İnce olunca basıncı eşek gibi artıyor değil mi? Ha. Bak Tonguç'um. Sen buradan vurduğun zaman basınç 100 paskalsa Tonguç. Basınç, paskal biliyorsun. Paskal ne Buradaki basınç bak buradaki 10 santimetre kere ya alanı azalttın. Ne kadar azalttın? 10 kat azalttın. Değil mi Tonguç? Evet hocam. O zaman basınç ne olacak biliyor musun? 10 kat Artar Tonguç'um. O zaman ne olacak basıncımız? Bin paska olacak. E bin paskalık bir şey de içeri sokarsın yani artık. Yani, ya. yani, daha ne yani. olsun? Demin eline kalem giriyordu ya işte öyle düşün. Daha fazla paska olacak. Ama şöyle düşün Tonguç. Adam eğer buradan 100 Newton'la vurursa burada da 100 Newton olacak. Yani kuvvetlerimiz değişmeyecek. Tamam mı Tonguç? 1000 tamam. hani Newton'la vurursa diyelim hatta. Kuvvetlerimiz aynı kalacak. Kuvvetlerimiz aynı. Yani Katılar kuvveti aynı yönde aynı doğrultuda iletir. Katılardan, satılardan öyle bir şey. Hay Allah'ım. Ama basınç iletilmez. Basıncı değiştirirler. Unutma. Ama buradaki basınç da aynı kalır. Basma. Bastıkça basınç sana gelecek. Harika. Tabii. Ödüllü sorumuzu yap cevaplara gönder. Üşenmiyorsun evladım. Tongu Çelik'in konu video bombardımanızı devam ediyor. Bu videoyu like etmeyi unutma. Bir önceki ve bir sonraki videomuzda.